Düğün günü. Hastasın lan. Ruh hastası. Efendim canım. Manyak. Niye burama giriyorsun? Kokunu içime çekmek istedim, anlatabiliyor muyum? Düğün günü. Ya beklemiyordum bu kadar tatlı çıkmasını. Ben çok net söyleyeyim. Türkiye'de doğru düzgün, eli yüzü düzgün yapılmış iyi bir romantik komedi filmi. Ya muhteşem değil. Muhteşem demedim. Ha, İyi bir romantik komedi. Eli yüzü komedi düzgün dedim. Kısmına ben de katılıyorum. Yani birincisi bütün film aynı zamanda, aynı mekanda. Yani real time, gerçek zamanlı geçiyor. Hmm. O çok güzel bir şey. Kesinlikle öyle. Yani bir düğün başlangıcından sonuna kadar izliyorsunuz. Toplamda 1,5 saat, 2 saat oldu, bitti maşallah. Evet, bu sünnet değil. Yok öyle değil. O oldu da bitti maşallah. Evlendiler ama ya, o da olur. Evlendiler ama evet, evlendiler. Yani. Şimdi bu BKM oyuncuları mı bunlar? Oyuncular? Evet. Ben bilmiyorum o işleri. Şahin İnsanlar Irmak. İnsanlar aleminden tanıdığım benim İrem Sak. İrem Sak'la. İrem Sak. İrem Sak'la sarımsak gibi. İrem Sak'la. Ya kaş göz yapma kameraya. İrem Saklama Saklama. Oraya gidiyordu yani. İrem Sak'la Şahin Irmak başrollerde ama bence bu filmin yıldızı, çok garip bir şekilde ben bayıldım. Tahmin edebiliyor musun kime bayıldığıma? Çocuk Osman'a demeyeceğim. Çocuk Osman'a bayıldım. Ciddi misin? Muhteşem oynamış. En söylemeyeceğin şeyi düşündüm de söyledim. Çok eğlenceli. O shit mit bir şeyler yapıyor. Bak yeni gençlik. Ya yo, haklısın. Komik çocuk da hani o kadar da üstüne duracağım bir şey değil. O güldürdüm. Tırt babalar belki birazcık daha söylersin diye bekliyorum. Kafaya odunla vuran bir anne var falan. Hani tuhaftı. Ya, iyi oyuncu. Çoğu oyuncu iyi oyuncu. Hepsi bunun bir komedi, romantik komedi olduğunu anlamışlar. Konu da aslında eğlenceli. Şimdi ben salonda birisiyle evleniyorum. İşte Bulut birisiyle evleniyor. Ama işte ben Bulut'un eski sevgilisiymişim. Evlendiklerimizde birbirinin eski sevgilisiymiş gibi bir numara var ortada. Neden yaklaşmak istediğimi anladınız mı? Sapık. Bunlar işte bir şekilde karşılaşıyorlar, ediyorlar. Allah'ın bir hikmeti. İki aynı gün, aynı saat, iki yan düğün salonu. İzmir'de de başka evlenilecek yer yok. Yani öyle denk gelmiş. İşte artık onları sorgulamıyoruz ama güya işte ben Bulut'u aldatmışım ama aldatmadım diyorum. Ama Bulut da sürekli diyor ki aldatmış, aldattın sen beni diyor. Yani o noktalarda evet ya, bunu ispatlarsın, kızı bulursun, onu yaparsın filan ama hani onlara da takılmadık. Çünkü komik diyemem film için ama eğlenceli diyebilirim. Hani güzel. Şey vardı ya, sen demiştin ya, otobüsler arası, şehirler arası yolculukta izlenir mi? İzlenir. Ama kendi başına da izlenir. O kadar düşük değil. Yani çünkü hakikaten oyunculuk çok rahatsız, çok değil daha doğrusu, oyunculuk rahatsız etmedi. O işte Hayko'yu getirmeye çalışan baba birazcık rahatsız etti, sadece rahatsız edici bir şey varsa. O adam onun dışında ya. Sıkıntı yok yani. O adamın kendi şeyi öyledir. Yo yo, oyunculuk olarak demiyorum gene, yazılım yani, senaryosu ona verilmiş, karakteri böyle şey hoşuma gitmedi izlerken. Ama öyle babalar yok mu? İlla ki vardır. O onurda da ezilmiş bir durumdalar. Yani kız tarafını falan görmüyor musun? Gelin masası gibi kendine masa yaptırmışlar orada. Ha. Oturuyorlar. Yok oraya buzdolabı getirmişler, bir şey yapmışlar. Bütün paketler açık bu arada. O da dikkatimi çekti. Açık. O şey Gonca Vuslateri'nin ne ya o kadının adı? Gonca Vuslateri. Vuslateri. Vuslat eri. Vuslat eli. Ya da eli. Bilmiyorum. Evet. Neyse, onun oynadığı karakter çok gıcık bir karakter olmuş yani, gıcık olmuş. Gerçekten gıcık oluyorsunuz tipe. Ondan sonra anası babası bir garip insanlar falan ama hani adam bize çok kısa bir sürede bak, gelinin yani iki gelinin de ailesini, iki damadın da ailesini, aile yapısını, neden beraber olamayacaklarını ve hani gelinle damatlarda da şöyle bir şey görüyoruz. Hani İrem Sak'ın oynadığı karakter, işte onun damadı da şey Emre Karayel, ya ama beni çok seviyor diye evlenmiş. Öbürü de işte öbüründen umudu kesmiş. Ya bu kız da işte hani benim zaten yaşım geldi. İşte iyi bir ailenin kızı hani gelir olarak falan gibi. Hani çok ısrar etti, peşimi bırakmadı. Hani böyle biraz gönülsüz evlenme işi ama bunların hepsini çok güzel vermiş. Onun yanında gelinin işte o ne arkadaşları diyorlar ona? Sadıç. Gelininki, damadınki Sadıç. Şey, bridesmaid. Ha, bridesmaid ne de o? Türkçesine işte. Sadıç'e. Ya gelinin yanında işte bu yardımcı olan arkadaşı, işte damadın ki, onları da görüyoruz ve hepsinin Nedime. Nedime. Evet. Değil mi? Yemin ederim hayır. Edison bu kadar sevinmedi ampulü, elektriği falan. Çünkü neden? Eureka! Çıplak koşarı şurada var şimdi. Çünkü Tesla'dan çal. Neyse. Bunların hepsini vermiş. Hepsinden bilmemiz gerekiyor. Yani konsantre bir senaryo olmuş ki komedide bunu yapmak zorundasın. Yani çok konsantre, çok doğru vermek zorundasın. Yoksa boşluk oluyor. Ben takıyorum kafaya. Bunu da takmadım. Aile içinde, aileyle beraber izlenilebilir bir şey. Eski sevgilinizden falan böyle karınız kocanız çok kıskanıyorsa izlemeyin beraber derim.
Neden? Ne bileyim lan, belki böyle daha yeni evlilerdir, izlerler sonra. Senin de var mı öyle bir eski sevgilin falan, hani o mu? Ne bileyim ben, öyle söyleyeyim dedim işte. Olur mu acaba öyle şeyler ya? Bilmem. Bizim genel standart ilişki, Türk ilişki yapısında o var mı mesela? Ya oğlum, yeni nesil insanları bilmiyoruz ki. Bizim hayır, biz yeni yani. Nesil insanları biliyoruz zaten. Biz yeni nesil insan sayılırız. Ya evlenen ben... işte yeni evlenecek olanlar falan. Yok yok, ben gençlerden falan bahsediyorum. Mesela... Gençleri salla zaten. Niye sallıyoruz ya? Ya onlar... Ne yaptığı belli değil. Ne yapıyorlar? Her şeyi yapıyor olabilirler. Problem o değil. Ben diyorum ki orada onlar kaç yaşında? Hadi 30 yaşında, 35 yaşında olsunlar. Bizim kafalarımıza biraz daha yakın. Ama mesela şu sahneyi gördük filmde değil mi? Bir çok gerçekten romantik, bu arada onu büyük ihtimalle hayatta kimse yapmaz ama işte ilk tanışmaları ne? Vapura binmiş olan erkek vapuru kaçırmış ama vapurda böyle milimetrik kıpırdamış ama o ara parçayı koyamıyorlar oraya. Kızımız karada duruyor. O zaman sen gel, ben seni çekerken öne düştüm. Tamam, erkek karada oldu, kız bilmem ne, ama ben senden çok hoşlandım, o yüzden telefonumu sana atıyorum. Ben o telefonu arayacağım. Şimdi bunu yapmazsın. Niye yapmazsın? O sırada söyle. Lan daha yani rahat 6 dakika konuşursun orada kızla. Ama zorunda kalıyor. Yaz şunu zaman. Telefonu. Hani. Kız zorunda kalıyor. Telefonu almanın. Tabii. Açmaya da bilir. Dediği gibi okuta da bilir telefonu. iPhone gerçi işte. Bulunur ama neyse. Kastım şu. Bir şekilde hoşlandılar, şey yaptılar. Bir buluşmaya çıktılar. Bu buluşma içerisinde adamın şeyi demesi. Ben aslında işte arkadaşımın evini ayarlayacaktım. Orada sana yemek yapmak istiyordum bilmem ne. Sonra da beraber işte koltuğa otururuz da işte uzanırız da bir film izleriz. Şimdi ilk buluşmada erkek bunu zaten çok demez ama diyen bir erkek bile olsa kızın sadece ay yok öyle olur mu havaları olmaz. Ya komple tersler ya da hoşlandıysan zaten gidersin oraya. Bana bu işte Türk kültürü içerisinde hani kadının kendini geri tutmak zorunda olması, oldurultması daha doğrusu, birazcık böyle bir huzursuz ediyor dürüst olmak gerekirse. Anladın mı ne demek istediğimi? Ben anladım ama çok katılmıyorum çünkü... Ha. Şöyle katılmıyorum. Birincisi artık kızlar teklif ediyor. Bak, biz öyle bir şey görmedik. Nereye görmedin? Ki hangi kız bize teklif etti lan? Ya bırak şimdi bunu. O kadar cool'um ki yaklaşamıyorum. Yok be abi, ne alakası var yani? Ya hayır, şöyle söylüyorum ben sana. Yani biz Türk kültürü Türk kültür diyoruz ama burası böyle bir 10 metre daha sola gitsek batılı, 10 metre daha sağa gitsek doğulu olacakmışız. Öyle bir aradayız ki. Evet. Şu anda da her zaman olduğu gibi tarihte yine bir geçiş dönemindeyiz. Hep bir geçiş var. Ama geçemiyoruz. Hep geçiyoruz. Yani bundan daha önceki zamanlarda daha farklıydı bazı şeyler. Şu an göstermelik olarak farklı gözükse de öyle olmadığını ben biliyorum yani çok net. Yani bu tarz klişeler oluyor ya. Yani orada o çocuğun bunu söylemeye kendinde cesaret bulmasına ve onun çocukluğuna vermen lazım ben. Çünkü en saf duygularıyla çocuk mesela diyor ki ya ben evde makarna falan hani... Hayır, yemek bu... yapacaktım, benim elimden ye istedim. Bu tatlı ama... Hayır ama sonunda da ben seni yatağa atacaktımı söylüyor orada gizli gizli. Yani öyle bir planım i̇şte vardı yani, diyor. Tamam da sen Tinder'dan git ne yapacaksan yap derdin oysa. Hayır öyle değil işte, o kızdan hoşlanmış ve hani... Nereye götüreceğini bilmiyor sonunu. Belki evlenirler, belki evlenmezler. Hani çocuk saf saf söyledi yani. Kimin aklında değil zaten. Kızın biriyle tanıştığın zaman ilk önce aklına ne geliyor? Yani birçok olasılık bak, geliyor. Çok güzel bir noktaya değiniyorsun. Hatta bu videoda bunu konuşmuş olalım. Sen dışarıda böyle bir şey yaşadın. Hakikaten vapurda bilmem ne bir durum oldu. Ve hakikaten telefonunu attın. Hayal, kalbim uçuk, şey uçuk diyorum. Pır pır olur. Ve bir şekilde buluşmaya çıkabildin. Ben kendim zaten o lafı edemem. Etmem. Bana tuhaf geliyor. Hadi eden bir insansın. Yani sen bir ilişki kurmaya çalışıyorsan bir insanla, yani bunun gidişatı nasıl olmalıdır? Bir standart var mı mesela burada? Yok. Bütün dünyada yok. İşte tamam. O zaman ben kendi açımdan bakacaksam benim düşüncem şu. Bulur. Ne kadar buluşuyorsan buluş. Yani kendini hazır et bilmem ne falan filan. Sonra bir şeyler yaşa. Sonra işte ilişkin daha da hani sağlam bir hale gelsin bilmem. Sonra beraber yaşa. Ve bir evde beraber yaşamanın nasıl bir şey olduğunu fark et. Anla. Ve sonradan da evleniyorsan. Benim genel düşüncem bu. Ya iyi de sen her şeyi kitaba göre zannediyorsun. Bazı insanlar... Kitap değil. Kitap bu değil işte. Problem orada. Hayır ya. Sen her şeyi normal yani standart olması gerektiği gibi anlattın. Bu sırf sana göre değil ki. Bütün dünyada kabul olmuş bir normdu bu. Evet. Fakat şöyle bir şey var. Bu normlar hiçbir zaman gerçekçi değildir. Yani sen kızın biriyle tanışırsın. Çok hoşlanırsın. O da senden çok hoşlanır. Sevişirsin. Ya da kız seni yatağa atar. Ne fark eder? Ondan sonra çok inanılmaz bir ilişkiye dönüp yine evlenebilirsin. Ertesi gün evlenebilirsin. Ertesi gün hiç görüşmemek üzere ayrılabilirsin de. Yani bunda yanlış bir şey yok. Çünkü bu işin doğrusu yanlışı yok. Hani aşkı nasıl bulacağını ya da sevgiyi nasıl bulacağını bilmiyorsun ki. Bu çok değerli bir şey. Çok küçük bir şans. Çok has konuştun. Has mı? Mesela. Peki. Şunu, bunu neden anlatıyorum?
burada ana karakterlerimiz içerisinde buluşmadan sonra hani tekrar İzmir şey ne parkı? Özgürlük Parkı değil orası. Ne parkı orası? Neyse. İstanbul'uyuz biz, o yüzden bir sıkıntı oluyor. Ama orada oturup da işte sevgili bir şekilde oturup şey yapmak. Hani öpeyim mi? Ama siz sevgili mi diyorsunuz birbirinize, öpüşmediniz mi falan. Hani ben sorguluyorum bunu. Bana tuhaf geliyor dürüst onun... Ki filmde öpüşebilmişler bu arada. Aksiyon olarak öpüşme var. Hani yaparlar ya ona. Bunlar evlidir ama yanaklarından muçmuşlaşırlar. Hayır, bildiğin öpüşmüşler. Yapışmışlar orada. Tamam, madem bunu yapabiliyorsun öp. Yani o sahneyi de koy oraya. Hangi sahneyi? O İzmir'de o parkta otururken bir yavşak herifin gelip de orada yazdığı. Bozdu ama yok, herif bozdu. Nasıl herif? Gevşek biri geldi ya. Tamam işte onu diyorum. O adama salla oradan, o sahneden dön. Yani o sahne bittikten sonra çıkarken öpeyim mi diye sormazsın. Öpeceksen öpersin. Ama öpüşmüyorsan da öpüşmüyorsundur zaten. Bana tatlı geldi. Yani niye olmasın ki? O öpeyim mi sorusu zaten öpüştükten sonra yapılır benim gözümde. Şimdi oğlum bak, hayır. Bazı şeyler bak, burada ilişki. Benim gözümde diyorum gene. Tamam ama senin gözün benim gözüm yok abi burada. Şimdi bir şey olur. İlk öpüşme dediğin şey, bir kızdan hoşlanıyorsundur. Hadi ilk öpüşme. 51st kiss miydi? Neydi o? Date. Hani ilk öpüşme dediğin şey özel bir şeydir. Farklı bir şeydir. Ama herkes de böyle magical, büyüleyici olmak zorunda değil. Bazen öpeyim mi deyip öpebilirsin. Bazen tutarsın, çekersin, öpersin. Bazen oturur kız seni öper. Niye gülüyorsun? Ya hoşuma gidiyor. Çok tatlı anlatıyorsun şu an. Yani hani bunların bir standardı yok arkadaşlar, gençler. Yani ne olabilir? Bazen yanlışlıkla öpüşürsün. Hani bazen yanaktan öperken kayar bir şey olur. Ya yanlışlıkla öpeyim diye elinden gelen her şeyi yapıyor. Ya bunların ya normal... Korona dönemindeyiz. Biz seninle ne kadar da temas etmedik, farkında mısın? Çok uzun zamandır. Ya bunların böyle bir standardı olması gerektiğini düşünmüyorum ben. Standartlar şundan dolayı oluyor. Mesela sen diyorsun ya, kızı alırsın, yemeğe çıkarırsın. Ondan sonra sinemaya gidersin. O olur, bu olur. Ya bunları kızlar yapmazsa bu kızlara gözüyle bakılıyordu bir zamanlar. Yapmazsa? Yani böyle ilerlemezse, mesela ilk buluşmadan hadi bakalım eve gidelim mantığı kızın değerini düşüren bir şey. İşte bu Türk bile değil. Bir şey söyleyeyim, çok haklısın. Dünya böyle. Kesinlikle haklısın. İşte ben buna karşı bu olduğum için, ben buna karşı olduğum için böyle normlar, standartlar, böyle süreçlere de karşıyım. Yani abi kızın birinden hoşlanırsın. Ya oğlum ben karıma 3. günde, çıktığımızın 3. günde evlenme teklif ettim. Evet. Sonra bayağı bu gerçek de. Hakikaten bu gerçek. Çünkü o yani o an evet dedi zaten de, hani o an hani alıp götürecektim evlenelim diye. Ama gelmedi, o ayrı, hani biraz başka şeyleri vardı, büyüdü falan. Hani bu da benim yöntemim oldu. Çünkü büyüdüm, gördüm mi? 19 yaşındaydı. Ha 17'de aldın zannettim. Yok o 19. Biliyorum bu arada, bu şaka, öyle bir şey. Yani şeyin kanalları burada bu arada. Biz de buluşalım. Beraber evli çok tatlı yayın yapıyorlar. Teşekkür ederim. Yani hani ben de senin gibi şeyleri bekleseydim, normları. Yani atıyorum ilk önce dışarıda buluşalım, sonra onu yapalım, sonra sinemaya gidelim. Kızı ayağına getirdim ben, başlığı onu konuşturdum ama. Yani evet, sende bir ön ayak olma durumu oldu. Ceren benim okuldan arkadaşımın ev arkadaşıydı. Ortak bir noktada, Selçuk'la beraber olduğumuz bir noktada tanıştılar bunlar. Sonra evlendi işte, mürüvvet. Kısmetsin oğlum sen. Kısmet. Ya, onlar da olur. Erdiririm. Evet. Ya iyi bir şey oldu ya, mutluyum ama hani şeyi söylüyorum, mutlu olmayabilirdik de. Yani olmayabilirdi de. Ya ben tanıştırıyorum, geç. Referansa bak. Ya o kısımla takılmamak lazım diyorum ve filme doğru bir U dönüşü yapalım. Kesinlikle yapalım, birazcık koptuk. Tatlı da koptuk ama olsun. Espriler fena değildi. Şeyin flörtleşmesini çok sevdim, o başroldeki adamımızın Şahin Irmak'ın şeyi var ya, Onur Sadıcı. O zaten o BKM oyuncularından bir adam. Tabii. Çok eğlenceli, yani çok keyifli. Onun işte kızın Nedime'siyle olan flörtleri, kızın ona karşı boş olmaması. Bu arada filmdeki en şeker karakter de bence o Nedime'ydi. Evet, ne dedi? Bir çok güzel bir laf etti bir yerde. En son sevgilim olduğunda bir şey olmuştu. Ha, ne dedi? Şey, Mark diye bir para birimi vardı dedi. Hakikaten orijinal yani. Çok iyiydi yani. Hani o şeyi diyor yani. Hani benim de ihtiyacım var diyor bir tarafta. Hani seksüel bir gerilim de var aralarında böyle. Ama ya tanışalı da 8 dakika olmuş. Ya bak, ona da karşı çıkmıyorsun. Görüyor musun? O da tatlı geliyor. Evet. Çünkü iki tarafında bazı istekleri var. Bir elektrik var ortada. Voltaj o daha var. Doğal geliyor bana. Ama diğerlerinin de yaptığı oydu zaten. Adam çok doğal bir şekilde, ben aslında evde sana makarna yedim. Çünkü adamın bütçesi belli. Parası belli. Hani o da var işin içinde. Hani çok pahalı bir
bir yere yemeğe gitmişler ya, kaçıyorlar. Hani bunlar klişe, evet. Bu filmde birçok klişe var ama bu klişelerin de birçoğu Türkiye'de yapılmamıştı. Hmm. Hani bu adamlar gerçekten çalışmış, güzel bir senaryo yapmışlar. Güzel, konsantre bir sene senaryo. Eğlenceli, film duraksamıyor, akıyor gidiyor. Hani 1,5 saatlik bir film aşağı yukarı. Aynen. Ama hani böyle bir yarım saat değil miydi? Bir saat gibi geliyor. Tatlı bir şekilde başlıyor, gelişiyor, bitiyor. Ben çok keyif aldım. Birazcık gerdi mi peki bazı sahneleri? Ne gibi? Yani şey böyle ulan yakalanacak mı edecek mi falan kısmı. Ben böyle bir hissettim ha, onu. Fotoğraf şey falan mı? Fotoğraf ilk önce çocuğun görmesi bilmem ne falan. Hani orada bir yani şey değil atıyorum. Uncut Gems'de yaşadığımız o. O değil tabii. Falan olduğum sahne değil ama. Şuraya koyuyoruz ama. Yani bizi izleyin filmi izlemeyin yani. Üstümüzden tır geçiyor. Aynen öyle. Yani o kadar bir gerginlik ama hak hissi vermişler. O yüzden zaten başarılı hissettiriyor film ben sana. Ben şurada hoşuma gitti film. Başarılı derken yani. Bir tık. Evet. Film şurada hoşuma gitti. Şimdi ortada çocuk karakterimiz var. O bütün olanları görüyor her yerde. Cin gibi garip bir şekilde. Bir de fotoğrafçı karakteri çıktı sonradan. Bu da fotoğraflamış yani. Kanıt da var işin içinde. Bir taraftan evlilik devam ediyor. Düğün devam ediyor. Düğündeki absürtlükler falan hani bunlara çok güzel ucundan kenarından dokunmuş. Beni mutlu etti. Oyunlar, oynamalar, o Gonca'nın garip garip dansları falan. Okey. Hani şunu düşündüm bir yerde. Nasıl bağlayacaklar lan dedim bu filmi. Hmm. Ve güzel bağladılar. Biraz random bağladılar benim gözümde. Çünkü şeyi Şahin Irmak'ın oynadığı karakteri şey yapan, flörtleyen diyeceğim ne denir ona, kandıran kadın. Evet. Nın durumu hakikaten bir tuhaftı. O sahne... Sonradan gelmesi mi? Yani orada duruyordu işte sevgilisiyle telefonla konuşurken gördü de işte geldi işte sonra dedi işte seni baban yetiştirememiş galiba diye baktı sonra babam oldu falan dedi. Sana tuhaf geldi de ben o bayi toplantılarını bilirim. Çok normal bir olay. Bunlar birebir yaşanıyor. Yani real olarak bildiğim konular var. Ha. Yani yaşanıyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen biriyle konuşurken şezlongda sızar mısın? Çok ağır içki içmişse. İçmemişti. O zaman sızmazsın. Evet orada bir. Yani başka bir şekilde. Ya içtiğini göster. Hani bana hep içirttiler yap. Gene iyi insan sen o problem değil. Yani ona taktım. İçse zaten bir onun de... devamı gelirdi yani. Aynen öyle. Ya da belki olarak söyleyeyim. Şuna bağlıyorum. O kadının, Aşufte'nin nikahın son sahnesinde işte gelip de ortaya çıkıp da işte bugünü bekledim ben. Bugünü bekledim ben diye ortaya çıkıp da hani o beni şey yaptırdı sonradan işten attırdı ama onun yüzünden ben sizi ayırttım diye ortaya çıkması ve orada ayırttı. Yani sahneler ya atıyorum o kadın niye yarım saat önce gelmedi? Tam film olmazdı o şekilde belki ama hani o gidişat pıt 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 konulmuş daha güzel oturtulabilirmiş gibi geliyor bana o. O sahne için haklısın. Sonra yuvarlandılar çimde dövüşüyormuş gibi falan. Hani ne olabilirdi? Ne olabilirdi? Alalım. O bayi toplantısında başka birisi mesela bu kızın uyuyan bizim damat karakterine gidip de böyle salak saçma fotoğraflar çektiğini görüp o sırada o sahneyi videoya kaydedebilirdi ve ortaya çıkabilirdi. Daha bir olanaklı olurdu. Ki o bayilerden de insanlar var sonuçta düğünde. Dolu orası. Yani dolu orası. Aynen öyle. Hani siz ya bu evliliği yapıyorsunuz ama ben hani sizi mutlu zannediyordum. Hmm. Ama bakın ben o zaman bunu gördüm gibi gibi şeyler yapabilirlerdi. Ama o kadın zaten evlendiği insan değil. O onu ayarlamış. Belki o kadın orada olabilirdi falan. Düğüne belki çağrılmış olarak olabilirdi. Ama zaten attırmış. Böyle yani ilginç kısımları var zaten. Ya yani o kadar olur problem ya. Değil. Hakikaten izlememizi bozmuyor kısacası. 8 öyle vermeyeceğiz söyleyeyim. Sonuçta yani. Aynen öyle. Hakikaten kaç veriyorsun? Romantik komedi, Türk yapımı romantik komedi alanında bu filme 8 veriyorum. Selçuk olarak buçuklu vereyim ya 6,5 vereceğim. Ha. Tabii. Güzel benim kafamdan 6 geçiyordu. Amacına uygun bir film çünkü. Aynen. Yani dediği gibi baştan da yani komedi filmi değil eğlendiren bir film. Yani bu çok doğru bir tanım. Romantik komedi deyince Julia Roberts, Richard Gere işte ne bileyim neydi o Ally McBeal'lar. Oha döndü geri gitti. Dur şey öbürleri ne? Hani romantik komedi işte Spanglish diye bir film vardı. Proposal'lar, işte, 50 First Dates'ler falan. Mila Kunis'in şey hani o kafada film Türkiye'de çok çıkmıyor ya. Onun için ben destekliyorum bu filmi. Devamları gelirse de mutlu olurum. Mesela atıyorum hani sevgilinizle oturup zaman geçirebileceğiniz bir film, tatlı bir film. Misafirlikte izlemelik film. Hani söylemiştik ya. Evet, evet. Hani en azından beyniniz sulanmaz Zengo'yla. Hani bunu açın yani. Hani onun için benim hoşuma gitti ama tabii size. Zengo'nun ulaştığı kitleye ulaşamayacak bir film. Hani hedef kitlesi de farklı ama hani Bir Kadın Bir Erkek diye bir film vardı, şey dizi vardı. O kafa Demet Evgar'la yine Emre Kaya geldi. Evet. O kafada biraz daha hedef kitlesi daha farklı olan bir
film yapmışlar. Tebrik ediyorum. Başarılarının devamını bekliyorum. Yeni filmler yapsınlar bu kadro. Böyle güzel senaryolar çıksın. Güzel. Hepimizin yaşadığı ya da yaşayacak olduğu çok sıradan bir olayı çok güzel anlatmışlar diyorum. Kısacası beğendik diyoruz bu filmi. Siz de bu videoyu beğendiyseniz beğene, beğenmediyseniz beğenmeyi de basabilirsiniz. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Eski videolarımız burada. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.